Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konularımızdan bir tanesi de İngiltere'de biliyorsunuz Theresa May görevinden istifa etti ve onun yerine Boris Johnson getirildi. Şimdi Boris Johnson'ın önündeki en önemli soru da aslında bundan önceki 3 yıldaki olduğu gibi bütün başbakanların İngiltere'nin Brexit 31 Ekim 2019 tarihine kadar İngiltere'nin bu konuda bir karar vermesi bekleniyor. Ve Boris Johnson'ın elinde çok fazla bence seçenek yok. Şimdi bunları tartışalım ve İngiltere'nin alabileceği pozisyona göre Türkiye için neler olabilir, bölge için neler olabilir, onları bir tartışalım. Evet, konumuz Boris Johnson ve Brexit. Evet, başlayalım. Geçen hafta biliyorsunuz Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı olarak görevine başladı. Ve önünde bekleyen en önemli konu, son 3 yılda İngiltere'nin bütün başbakanlarının önünde bekleyen en önemli konu, Brexit. Boris Johnson göreve atanmadan önce de Dışişleri Bakanı iken de söylediği gibi mutlaka Brexit hakkında ya bir anlaşmayla, eğer anlaşma mümkün değilse mutlaka anlaşması olarak çıkılması gerektiğini savunuyordu. Dışişleri Bakanı iken görevine istifa etti. Aslında bence kendisinin planladığı bir şeydi. O zaman zaten kendisi başbakanlığa göz kırpıyordu. Ve yine son haftada başbakanlığa geldi. Partisindeki oylamayı kazanarak. Şimdi kendisinden beklenen bu soruna bir çözüm getirmesi. Başbakanlığa gelmeden önce yaptığı açıklamalarda Boris Johnson'ın özellikle bir konu dikkatimi çekti. O da Avrupa Birliği ile bir şekilde bir anlaşmaya varabileceğini umduğunu ima ediyordu. Ama Avrupa Birliği'nden gelen sinyaller ve bu zamana kadar aldıkları tutum böyle bir anlaşmanın, yani şu ana kadar elde edilmiş olan anlaşmanın hiçbir şekilde esnetilmeyeceği ve hatta bu anlaşma üzerine başka bir konu hakkında da konuşmak istemediklerine dair bir izin edindim ben açıkçası. Bu da bana şunu açıklıyor. Boris Johnson'ın elinde çok fazla bir seçenek yok. Peki bunlar neler? Şimdi bir tanesi anlaşmayı tekrardan konuşmak, bir şekilde modifiye etmek ve bunu sanki yeniymiş gibi halkın önüne getirip veya parlamentonun daha doğrusu önüne getirip buradan bir anlaşma elde edip bu işten sıyrılmak. Ancak İrlanda paketi çözülmediği takdirde parlamentonun böyle bir anlaşmaya izin vereceğini ben düşünmüyorum. O yüzden dolayı da benim edindiğim izlenim Avrupa Birliği'nin söylemlerinden bu konu hakkında hiçbir yumuşamaya gelmeyecekleri, yanaşmayacakları. O yüzden dolayı böyle bir anlaşmanın ben olacağını düşünmüyorum. Peki ikincisi ne? Bence ikincisi anlaşmasız olarak Avrupa Birliği'nden çıkmak. Bu İngiltere için çok yüklü bir tutum olur. Bunu maliyet olarak çok yüklü olur. Dünya Bankası tariflerine tekrar, kurallarına tekrar geri dönerler Avrupa Birliği ile. Ve buradan yavaş yavaş yine anlaşmalarıyla bunu düzeltmeye çalışırlar. Bu da uzun bir zaman alır. Avrupa Birliği için de biraz yüklü olur bu iş. O yüzden dolayı bunun haricindeki opsiyonlara bakmak lazım. Artık bunun önünde çok zaman yok. Bugünden itibaren 2031'e kadar yaklaşık 3 ay kaldı. Bu 3 ay içerisinde Johnson'ın elinde bence ya parlamentoyu ikna etmek, bu Avrupa Birliği ile konuşarak sanki eski anlaşmanın bir şekilde bir makyajla yeni bir anlaşmaymış gibi götürüp parlamento tarafına ikna edilmesi veya kabul edilmesi veya açıkçası parlamentoyu feshederek bir şekilde 31 Ekim tarihinde kadar parlamento dışında bunu Avrupa Birliği tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesini sağlamak. Bunu yapabilir mi? Burada yapabilir demiyorum, yapamaz da diyemiyorum. Çünkü Boris Johnson da çok ilginç bir karakter. Gözü kara o konularda. Ve bunu yapma ihtimalini dışlamıyorum. Ancak bunu yaparken de öyle ben parlamentonda çok sessiz kalacağını düşünmüyorum. O zaman Boris Johnson hakkında da confidence dedikleri, vote, confidence vote yani parlamentodan güvenilirlik oyu istenebilir Boris Johnson hakkında. Ve o zaman da bunun kaybetmesi yani başbakanın düşmesi anlamına gelir. Bunu engellemek için Boris Johnson eğer bu zamanlarda bir şey yapmaya çalışırsa
Biz o zaman şunu düşünmeye başlarız. Boris Johnson bunu gözetmemezlik etmiyor. Yani böyle bir olayı dışlamıyor anlamına gelir. Bunu şu anda düşünmek veya görmek için çok erken. Ancak böyle bir şey olduğunda aynı zamanda bu İngiltere'nin de demokrasisine bence yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görüyorum ben. Çünkü ne olursa olsun parlamentonun yani halkın isteği dışındaki bir şey, bir uygulamanın bir başbakan tarafından zorla kabul ettirilmesi demokrasiye de karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olur. O yüzden dolayı bunu ben İngiltere'nin yapabileceğini düşünmüyorum çok fazla. Peki Boris Johnson şunu yapabilir mi? Atıyorum yeni bir seçim tekrar isteyebilir mi? Aslında isteyebilir. Partisini de bunu ikna edebilir, diğerlerini de bunu ikna edebilir ama yine bu halka karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Çünkü özellikle konservatif dediğimiz tarafta bu ikinci yapılacak olan seçim büyük bir soru işaretleriyle karşılanır. Zaman kaybı olarak da karşılanabilir. O yüzden dolayı ben bunu da yapılacağını düşünmüyorum. Benim kendi düşünceme göre İngiltere'nin de iki seçenek var. Ya bunu zorla kabul ettirmek, yani parlamentonun bir şekilde devre dışı kaldığı bir yönetim tarzıyla bunu kabul ettirmek veya yeni bir anlaşmanın ya da eski anlaşmanın makyaj yanarak sanki yeni bir anlaşma gibi parlamentonun önüne getirilip parlamento tarafından kabul edilmesi. Her ne kadar parlamentolar daha önceden böyle bir Brexit'in anlaşmazsızlık dışında kabul edilmeyeceğini belirseler de kabul edilmiş olsa dahi böyle bir anlaşmazsızlık dışında bir çözüm fazla gözükmüyor açıkçası. Benim görebildiğim kadarıyla yeni bir seçim olacağını düşünmüyorum. Dışlamamama rağmen yine de böyle bir parlamentonun fesiyle Boris Johnson'ın bunu zorla geçireceğine de inanmıyorum. Sanki bu iş daha çok anlaşmazsızlık ile çözüleceğine dönmeye başladı. İngiltere için de Avrupa Birliği için de bence bu iyi bir senaryo değil. Bizler için de olabilir. Bu Türkiye açısından aslında hem artı hem eksi. Bir kere ekonomik açıdan neler olacağını bilmiyorum. Ama hani İngiltere'de yapmamız gereken anlaşmalar olacağına inanıyorum. Ve Avrupa Birliği dışarısında. Ve bu bizim için artıları da getirebilecek bir anlaşmalar olabilir. Çünkü artık İngiltere Avrupa Birliği standartlarına veya limitlerine takılmak zorunda değil. Buradan Türkiye teknolojik bazı transferler gerçekleştirebilir. Aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki gücün biraz eriyeceği anlamına geliyor bu. İngiltere çok önemli bir ülke burada. İngiltere Türkiye'yi kullanıp Avrupa Birliği'ne karşı bir dengeleyici pozisyonda uygulamak isteyebilir. O yüzden Türkiye ve İngiltere ilişkileri bu anlamda geliştirilebilir. Bu önemli. Bence Türkiye açısından kullanılabilecek bir opportunity dediğimiz yani bir kazanım olabilir. Ama bunları da zamanla göreceğiz. Şimdi bunları konuşmak için erken ama Ağustos sonu gibi tahmin ediyorum bunları konuşmak için elimizde daha çok veri olacak. O zaman bunları daha iyi ilerleyebileceğiz. Şimdi ama tekrar görüşümüzü belirtmek gerekirse Boris Johnson'ın elinde çok fazla bir koz kalmadı. Bence anlaşma olmadan İngiltere'nin çıkma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. Bizi izlediğiniz için çok çok çok, çok ama çok teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu sevdiyseniz aşağıda bir beğeni butonu var. Oraya basınız ve üye olmak isterseniz de lütfen üye olun. Böylece yaptığımız videoları hemen ilk siz duyarsınız, izlersiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere. İyi günler.